Öncelikle şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Yaklaşık 60 gram kadar. Erittiğim tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir fiske tuz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı su. Sosumuz hazır. Bir yufkamı tezgahımın üzerine seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sos ile güzelce yağlıyorum. Yufkamı şöyle ikiye katlıyorum. Yufkamı üçe böleceğim. Şöyle. Yufkamı tekrar yağlıyorum. Üzerine istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Peynirimi öncesinde rendelemiştim. Farklı peynirler kullanabilirsiniz. Peyniri yerleştirip şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıkı da sarmayın, çok bol da sarmayın. Şöyle. Şöyle gül şeklinde katlıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum yufkaların üzerine bir maden suyunu yerleştiriyorum. 3-4 saat dinlenmeye bırakacağım. Dinlenen yufkalarımı başka bir tepsiye alacağım. Çünkü burada su olduğu için hamurlaşabilir. Sakın bu tepside pişirmeye kalkmayın. Şöyle. Yağlı kağıt serili bir tepsiye böreklerimi alıyorum. Eğer fazla suyu varsa bir peçete yardımıyla da alabilirsiniz fazla suyunu. Fazla suyunu almak istiyorum. Bir peçete yardımıyla. Yani yumurta sarısı süreceğim. Fakat böreklerin sosundan şöyle bir yemek kaşığı kadar artmıştı. O sostan şöyle birazcık alıyorum ve yumurtamın üzerine ekliyorum. Yağlı su vardı hatırlarsanız. O sosundan şöyle 3-4 yemek kaşığı aldım. Zaten bu kadar artmıştı. Onu da yumurtamın üzerine ekledim. Şöyle karıştırıyorum ve yufkalarımın üzerine süreceğim. Sıcak fırında 180 derecede böreklerimi pişireceğim. Peynirli yalancı boyozlarım piştiler. Benim fırınım da yaklaşık 28 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şu anda çok sıcak olduğu için iç kısmını gösteremiyorum. Biraz kendine gelsin. İç kısmını da sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Gayet güzel.
Umarım deneme şansınız olur. Gerçekten çok lezzetli bir börek. Evet, peynirlerimiz de güzelce akmış. Daha fazla artık oynamayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle üstünü görüyorsunuz değil mi? Kir kir bir börek.